Arkadaşlar merhabalar bu videomda trigonometri kampının 13. gününün ikinci videosundayız yani bugünün son videosundayız. Bu toplam far formüllerinin geometrik yorumundan bahsedeceğiz size bu dersimizde. Kitabımızda sayfa numarası 92, 93 ve 94'ü işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Bir açı geldiğinde trigonometrik değeri sorulduğunda ne yaparsın? Dik üçgen içerisindeyse işin kolay ya da açı 90'a tamamlayan açısı dik üçgen içerisindeyse ya da 180'e da dik üçgen içerisindeyse eyvallah. Oradan sinüsünü, kosinüsünü, tanjantını, kotanjantını her halükarda bulursun. Peki ya bu durum yoksa? Yani o açı dik üçgenin bir açısı değilse, dik üçgenin köşelerin açısı değilse o zaman ne yapacağız? O zaman o açıyı iki tane dik üçgenin ya da aynı dik üçgende de olabilir. Toplamları şeklinde yazılabiliyor mu yazılamıyor mu ya da farkları şeklinde yazılabiliyor mu yazılamıyor mu diye bakacaksın. Ve genelde şekil sorularında tanjant A artı B'yi kullanmaya dikkat edeceğiz. E hocam sinüs A artı B'ye falan kullanmaz mıyız? Ya kullanırız da. Bak sinüs A artı B'nin açılımında sin artı sin var ya. Ya da kosinüs A artı B'nin açılımında kos kos eksi sin sin var ya. Kardeşim iki dik üçgende bir kosinüse bir sinüse bakacaksın. Hangisinde kafan karışabilir. Birinde sinüs böyle karşı bölü ipatıyoruz, Öbüründe komşu bölü ipatıyoruz. atıyoruz. Bakacağım derken kafan karışabilir. O yüzden şekil sorularında tanjanta bakmak daha mantıklı. İki tane dik üçgen varsa elinde Karşı bölü komşu. Karşı bölü komşuya bak. Tamam. Tanjantı bul. Tanjantı bulduktan sonra yine dik üçgen çizip biz oradaki trigonometrik değerin kotanjantında sinüsünde, kosinüsünde rahat bir şekilde bulabilir miyiz? Buluruz. O yüzden dediğimi dikkat al. Şekil sorularında alfaya ait dik üçgen içinde değilse o açı a artı b şeklinde ya da a eksi b şeklinde yazmaya çalış. Hadi bakalım. Şimdi örneklerle bunu anlayacağız zaten. Şimdi oran verilmiş ve oran isteniyor. Ben o zaman a e'ye bir Buraya Ali Bey'e 6, BC'ye de 3 diyebilirim. Ali Bey 6 ise buraya 5 kaldı. BC de kaç oldu o zaman? 3 oldu. Şimdi alfaya ait alfa bir dik üçgen içinde mi? Hayır. Ya da 180'e tamamlayan dik üçgen içinde mi? Hayır. M e o zaman ne yapacağız? Alfayı iki açının toplamı şeklinde yazmaya çalışacağız. Hocam şuraya ben bir A dersem, şuraya da bir B dersem. iki iç açı, bir dış açı yapıyor mu? Yapıyor. Bak alfa eşittir A artı B şeklinde yaptı. Tanjant alfa isteniyor benden. Tanjant alfa. Tanjant A artı B'ye eşittir. E o zaman gerisi kolay. Tanjant A artı tanjant B yazıyorum. Yazayım yine. Tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B'ye eşit mi? Evet. Şimdi tanjant A. A'ya ait dik üçgen şu değil mi? Evet. Tanjant A belli mi? Belli. Nedir? Hocam 3 bölü 5. Yazdık 3 bölü 5'i. 3 bölü 5 artı tanjant B. B'ye ait dik üçgen bu değil mi? Evet. Burası da 3 değil mi? Dikdörtgenden dolayı aynen. Tanjant B'de neye eşit? 3 bölü 6 eşit değil mi? Evet 3 bölü 6 da 1 bölü 2'dir. Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi çarpımları yani 3 bölü 10 yaptı. O zaman bunu 2 ile genişlettik. Bunu 5 ile genişlettik. 2 3 6 5 11. 11 bölü 10 bölü 7 bölü 10'dan onlar sadeleşir. Cevap da 11 bölü 7 yapar. Evet örnek 21. 11 bölü 7 çıktı. Geldik örnek 22'ye. Şimdi eş dikdörtgenler bak bir kısa kenarı veriyor. Arkadaş şu kısa kenara 1 dersen 1 1 1 1 uzun kenar ne oldu 4 oldu eş yapıların eş dörtgenler verildiği zaman kısa kenarlı uzun kenarlı buldurtturlar diye söyledik. O zaman burası 4 birim burası 1 bir birim burası da 1 bir birim. Alfa dik üçgen içinde mi değil İki açının toplamı şeklinde yazılıyor mu yazılıyor. Hocam şuraya A dersem buraya B dersem alfa A artı B'ye eşit oldu çok güzel. E o zaman bizden tanjant alfa değeri isteniyor. Sinus alfa istenseydi bile ben tanjant alfayı yazardım tamam mı? E tanjant A artı B açılımı olacak bu da. Kafadan yapıyorum. Tanjant A. Tanjant A nedir arkadaşım? A'ya ait dik üçgene bak bakayım. A'ya ait dik üçgen burası. Bu dik üçgenin kenarları var mı? Var. Hocam şurası uzun kenar. Burası kaç? 4. 4 bölü 5 mi? Evet tanjant A. 4 bölü 5 artı tanjant B. Tanjant B değeri de şuradaki dik üçgende kenarlar ne? 4 bölü 6. Yani 2 bölü 3 değil midir? Evet bölü 1 eksi çarpımları. Yani 8 bölü 15 yaptı burası. E, o zaman burayı 3 ile genişlettim. Burayı 5 ile genişlettim. 4 kere 3 12 artı 10 22 bölü 15 yaptı. Bölü aşağısında 7 bölü 15 yaptı. Bölü 15'ler gitti. cevapta 22 bölü 7 yaptı. Evet görüyorsunuz. Kolay değil mi arkadaşım? Gördünüz. Geldik bir sonraki soruya. AB'ye 6 vermiş. Bir de oranlamalar var şimdi burada. Şimdi DC uzunluğu kaç? DC zaten 6. O zaman burası 6 ise EC kaç oldu? 1 oldu. Yani buraya 5 kaldı. Sonra şurada A. Burada 2A oran var. A. 2A yazınca 3A 6'dan A'yı 2 buluruz. Burası da kaç yapar? 4 yapar. Evet şekildeki uzunlukları yazdık. Bu bir kareymiş. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Teta'ya ait bir üçgen var mı? Var. Ya yok da biz oluşturabiliriz. Şunu çizip Pisagor'dan burayı, Pisagor'dan burayı, Pisagor'dan burayı bulup kosinüs değerinden kosinüs teta'yı sonra kotanjant teta'yı bulabiliriz. Bu bir yol. Ama daha kolayı var mı? Var. Arkadaş teta'ya ait bir üçgen yoksa toplamları şeklinde yazılabiliyor mu diye bakacağız. Yazılamıyorsa da belki 90'a tamamlayanı, belki de 180'e tamamlayanı özel bir açı olabilir. Bak teta açısı burada. Yani şu açı tamamı 90 derece değil mi? Evet. Buraya A, B yazarsam A, teta ile A artı B'nin toplamı 90 değil mi? Evet. Yani teta'nın 90'a tamamlayanı A artı B. Böyle şeyle de karşılaşabiliriz. O zaman kotanjant teta nedir? Tanjant 90'a tamamlayanıdır. Tanjant A artı B'dir. Teta'nın 90'a tamamlayanı A artı B ya. O yüzden tanjant A artı B'ye eşittir. Yani tanjant A artı B'de tanjant A artı tanjant B. Ya şekilden belli. Şurası. Tanjant A şuradan bulunur. 5 bölü 6. Artı tanjant B. 4 bölü 6 sadeleştirme yapmıyorum. Paydalar aynı olduğu için. Bölü 1 eksi çarpımları. Yani 20 bölü kaç yaptı? 20 bölü 36 yaptı. Evet. E yukarısını yaptı. 9 bölü 6 yapar. Aşağısı da 36'dan 20 çıkınca 16 bölü 36 yapar. O zaman sadeleştirme yapalım bakalım. 9 bölü 6 çarpı 36 bölü 16'dan. Şunlar 3'e böldün 3, 3'e böldün 2, 4'e böldün 9, 4'e böldün 4. O zaman 27 bölü 8 mi geliyor cevap? Aynen öyle. İşte bir teknik daha öğrendiniz. Böyle toplamları şeklinde yazılamıyorsa 90'a tamamlayanı da olabilir oradaki açılar. Ona da dikkat etmek lazım. Evet örnek 23. 27 bölü 8 geldi. Geldik örnek 24'e. Soruyu okudum anlamadım. Ben de soruyu kendime göre yazdım. Sonrasında burayı da düzeltiriz arkadaşlar. Gerçekten biraz şey olmuş. Şimdi hikaye şöyle olsun. Sensör ilk defa bizim elemanı burada tanısın. Tamam mı? Son defa da Kendisine 1 metre kara ta tan tanısın. O zaman bizim eleman ne olacak? Hop şöyle kafayı zaysın. Bir gittiği zaman böyle gelecek ya. Burada kendisine 1 metre kala tanıyacak ya. Biraz 60 metre yürüsün. Kendisine 1 metre kalan yerde tanısın. Yani tam burada tanısın. Son tanıdığı yerde burası olsun. Tamam mı? E bizim eleman 60 metre yürüdü. Sonra arkadaş burası işte. Bizim ilk tanıdığı yer burası. Son tanıdığı yer burası ya. O zaman bizim bu sensörün Efe'ye tanıdığı yer burası değil mi? Yani buradaki açının nesi isteniyor bizden? Tanjant değeri isteniyor. En geniş açının tanjant değeri isteniyor. İşte buradaki açın tanjant değeri. Hocam şu boyu zaten 120 verilmişti. Hala boyu 120 kalsın soruda. Sonradan düzelteceğim soruyu. 2 metreydi. Buraya 80 kaldı. Şurası dik üçgen oluştu burada. Hocam sensör en son kendisine 1 metre kala tanıyordu. O zaman burası 100 yapacak. 6, 8, 10 üçgenin 10 katından burası da 60 yaptım yaptı. E hocam burada alfa ait bir yok var mı? Yok. Ama şuraya beta yazarsam alfa artı beta'ya ait bir üçgen var mı? Var. O zaman tanjant alfa artı beta'yı yazabilirim ben. Tanjant alfa artı beta da belli mi? Belli. Hocam burası kaç? 120 değil mi? Evet. 60 metre mi yürümüştü? Evet 60 metre yürümüştü. Şurası o zaman tanjant beta. 120 bölü 80. 12 bölü 8. 12 bölü 8 yaptı. Eşittir. Tanjant alfa artı tanjant beta. Tanjant alfa artı tanjant beta belli mi? Belli. Karşı bölü komşu. Yani 6 bölü 8 yani 3 bölü 4. Şurası 3 bölü 4. Bölü 1 eksi çarpımları. 3 tanjant alfa bölü 4 yapar burası da çarptığın zaman değil mi? Evet. O zaman sadeleştir sadeleştir. 4'e böl. Burası kaç yaptı? 3. 4'e böl 2. O zaman burada aslında tamam. Şurası aslında şöyle yapsak daha iyi olacak. Şu 4'ler sadeleşsin. Aman boş ver ya. 4'e böl 3, 4'e böl 2. 3 ile burayı çarpıyorum. 3 eksi 9 tanjant alfa bölü 4 yapar. Eşittir. 2 tanjant alfa artı 2 kere 3 6 bölü 4. O da 3 bölü 2 yapıyor. 3 bölü 2 yaptım yaptı. Bunu buraya attık. 3 eksi 3 bölü 2 oldu burası. Eşittir. Bunu buraya attık. 2 tanjant alfa artı 9 tanjant alfa bölü 4 yapar. E sonra 4 kere 2 8. 9 daha 17. 17 tanjant alfa bölü 4 yaptı burası. 2 kere 3 6 eksi 3. 3 bölü 2 yaptı burası da evet. Şunlar şunlar sadeleşti. Burada 2 kaldı. 2 kere 3 6 yaptı burası. O zaman 6 eşittir 17 tanjant alfa ise tanjant alfa da böylelikle 6 bölü 17 gelir. Ama soruyu değiştireceğiz arkadaşlar. Hikayeyi böyle uyarladığımız zaman soruyu bu şekilde düşünün sadece tamam. Örnek 24 böylelikle ne geldi? 6 bölü 17 geldi. Geldik örnek 25'e. Dik koordinat düzleminde bu noktalar verilmiş. Hemen 6'ya 2 verilmiş. Şurası 6 değil mi? Dik olan yer 6. Hocam buranın da dik olan yeri 6 olacak. O zaman doğrusal olacak. 6'ya 2 ordinatı 2. Burası 2 birim o zaman. Şurası 6 birim. Burası da 6 birim olduğundan buraya da kaç birim kaldı? 4 birim kaldı. Hocam bu soruyu iki farklı şekilde çözeceğim. İlk yolu sileceğim. Şuraya beta dersem hocam tanjant alfa artı betayı yazabilirim ben. Tanjant alfa artı beta direkt dik üçgenden belli. 6 bölü alttan 1. Neye eşittir? Tanjant alfa belli mi değil. Tanjant alfa artı tanjant beta belli mi belli. O da kaç? 1 bölü 3 bölü 1 eksi çarpımları tanjant alfa bölü 3 dersin. Sonra buradan tanjant alfayı bulur musun? Bulursun. Tanjant alfayı bulduktan sonra da sinüs alfaya ulaşırsın. Tamam birinci yol bu. İkinci yolda şu. Alfanın kollarına bakacak olursak arkadaşlar. Bak alfaya ait dik üçgen yok ama kollarında şöyle 90 diyeyim burası. Evet şuraya A buraya B dersem A artı B 90'a tamamlıyor. Vay Alfanın 90'a tamamlayanı nedir? A artı B'dir. E benden sinüs alfa isteniyor. Arkadaş sinüs alfa istenilse de sen sinüs A artı B açılımını yapma. Tanjant A artı B açılımını yap. Çünkü kim uğraşacak sin falan filan. Tanjant A artı B'yi bulalım arkadaşlar. E hocam tanjant A artı B'yi bulmam ne anlama gelecek? Çünkü tanjant A artı B değeri hocam 90'a tamamlayan A artı B'nin alfaya kotanjant alfaya eşittir. Biz kotanjant alfayı buluruz. Tanjant a artı b değeri. Hocam tanjant a belli mi? Belli değil. Dik üçgen oluşturup bulabiliriz. Hocam şurası ne? 6. Burası da 6. Tanjant a değeri 6 bölü 6'dan 1 artı. Tanjant b değeri belli mi? Belli. 1 bölü 3 bölü 1 eksi çarpımları 1 bölü 3 yapar. O da 6, 4 bölü 3 bölü 2 bölü 3 yaptı. O da 2 yaptı. Yani bu iki dediğimiz kotanjant alfa. Tanjant artı b kotanjant alfa eşittir. Hemen dik üçgen çizersin kardeşim. Kotanjant alfa 2. 2 1. 2 bölü 1. 1 2 kök 5'ten kök 5 çıktı. Bak sinüs alfayı da direkt rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Sinüs alfa da 1 bölü kök 5'e eşit oldu. Cevap 1 bölü kök 5 yapar. Sana iki farklı şekilde çözdüm. İstediğin şekilde çöz. Evet geldik örnek 26'ya. ABC dik üçgeni biçimindeki karton aşağıda gösterilmiştir. Karton DC boyunca keserek eşit alanda iki parçaya ayrıldığında Eşit alanda iki parçaya ayrılması için bunların birbirine eşit olması lazım. Eşit olsun ki alanlar birbirine eşit olsun değil mi? Evet ben bu şekilde kesmişim ve sonra ne yapmışım? Kırmızı parça A köşesi D köşesi üzerine gelecek şekilde sağa kaydırıldığında sarı bölgenin bir kısmı kırmızı bölgenin altında kalıyor. Arkadaş ben bunu ne kadar sağa öteleyeceğim o zaman? Bunu aldım D'ye getirdim. Çizgi buraya geldiyse D köşesi de çizgi gidecek. D köşesi de buraya gelecek. O zaman bu üçgen bu şekilde nasıl olacak? Kırmızı üçgenimiz aynen şöyle olacak arkadaşlar. Kırmızı üçgen buraya geldi mi? Geldi. Sonra diyor ki bize sarı bölgenin bir kısmı kırmızı bölgenin altında kalıyor. İşte kırmızı bölgenin altında kalan kısmı burası olmadı mı arkadaşlar? Evet. Sarı bölgenin bir kısmı kırmızı üçgenin altında kalıyor. Burasından bahsediyor. Son durumda görünen sarı bölgenin A köşesine ait açı. A köşesi buraya geldi. Yani burada kaçtan bahsediyor bana? Sarı bölgenin bir kısmı tamam. Son durumda görünen sarı bölgenin A köşesine ait açının tanjantı 3 bölü 11. Bu açın tanjantı 3 bölü 11 verilmiş. Buna göre diyor BC bölü AB nedir diye soruluyor. Arkadaş şuraya bir beta dersem. Ben bu kırmızı üçgeni buradan kesip buraya getirmiştim ya. Burası beta iken burası da beta diye mi? Evet. A beta ya beta. Hocam bunlar yöndeş. E o zaman bunlar paralel oldu. E hem paralellik var hem eşitlik var. O zaman bunlar da birbirine eşit değil midir? Evet. Benden de BC bölü AB isteniyor. Hmm. BC bölü AB isteniyor. Oran istenildiği için buraya 1 yazayım kardeşim. Buraya da x yazayım. Eğer ben x'i böyle sayı cinsinden bulursam olay bitti. A, a, yazıp burayı a cinsinden de bulabilirdim. Ya da k yazıp k cinsinden de bulabilirim ama oran istenildiği için k'lar gidecek ya sıkıntı yok. E şimdi tanjant alfayı biliyorum ben. Ne biliyorum? 3 bölü 11'i biliyorum. Tanjant alfa. E burada da beta var. A alfa artı beta da var burada. Süper. Süper süper. O zaman ben burada tanjant alfa artı betayı yazayım kardeşim. Tanjant Alfa artı beta. Hocam tanjant alfa artı beta neye eşit? 2 bölü x'e eşit. 2 bölü x'e eşit. Bu neye eşit? Tanjant alfa. Tanjant alfa değeri verilmişti zaten bana. 3 bölü 11. 3 bölü 11 artı tanjant beta. Tanjant beta 1 bölü x bölü 1 eksi çarpımları. 3 bölü 11 x değil mi? Evet. İşte burada bunu düzenleyeceğim kardeşim. X'i de bulacağım. Hadi bakalım işler dışlar yapalım. Hocam Bununla bunu çarptığım zaman 3x bölü 11 mi geliyor? Evet bana ya lazım olacak baya bir yer. 3x bölü 11 geldi burada x ile bunu çarpınca. Sonra x ile bunu çarpınca x'ler gitti. 1 geldi artı 1 geldi. Eşittir 2 ile buraya çarpıyorum. 2 eksi 6 bölü 11x yaptı mı? Yaptı. Şimdi ne yapalım? Şunu toplayalım arkadaşım. Bu 3x artı 11 bölü 11 yaptı. Bu da hocam 22x eksi 6 mı yapıyor? Evet bölü 11x yapar. Hocam 11'ler sadeleşti. İçler dışlardan. Buradan ne geliyor? 3x kare artı 11x eşittir 22x eksi 6 mı yaptı? Evet. Bak bununla buraya çarptım. Şimdi hepsini bir tarafta toplayayım. Biz hepsini bir tarafta toplayınca 3x kare eksi 11x artı 6 eşit 0 yaptı. Çarpanları ayıralım buradan. 3x'e x dersem eksi 11 elde edeceğim. Ee, 6, 3 kere 3, 9 3'e 2 dersem evet. 3'e 2 dersem arkadaşlar şu eksi 3 şu eksi 2 çapraz çarpımların toplamlarında yok şurası eksi 2 burası eksi 3 dersem eksi 9 eksi 2 burayı veriyor mu veriyor yani 3 x eksi 2'ye x eksi 3 yaptı eşit 0 yaptı bu 0'a eşitse x 2 bölü 3 gelir bu 0'a eşitse x'i 3 buluruz evet buradan bc bölü ab oranı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar x 2 bölü 3 de geldi 3 de geldi Vallahi ne yapacağız aslında oranı kaç olabilir diye de sorulabilirdi. 2 bölü 3 koyduğumda da herhangi bir sıkıntı sağlanmıyor herhalde. Değil mi? Ee, 3 koyduğumda da sağlanmıyor. Ben bir 3'ü koyayım bakayım. X yerine 3 koyarsam eğer 3, X yerine 3 koyarsam eğer. Şurası 3 burası 3. Burası 6 mı yaptı? Evet. BC bölü AB kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? BC bölü AB yani 2 bölü 6 yapıyor. O zaman BC bölü AB 2 bölü 6 yapar. O da 1 bölü 3 yapar. Aslında olabilir diye mi sorulsaydı ya da ben bir şey mi kaçırıyorum bilmiyorum ama burada 2 bölü 3 değeri de sağlıyor galiba değil mi? Evet sağlıyor aslında sıkıntı yok. Ee, iki farklı değer çıkabiliyor. Buradaki oran ne çıktı arkadaşlar? 1 bölü 3 çıktı. Evet örnek 26'yı böylelikle 1 bölü 3 bulduk. Geldik örnek 27'ye. Tanjant alfa verilmiş alan ADC nedir diye soruluyor. Hmm. Arkadaşlar ben bu soruyu şöyle yapabilirim. 15-20-25 üçgeninde Sonra alfaya ait dik üçgen yok. Ama şöyle dikten dik çizersem eğer 15, 20, 25'te 9, 12, 15 öklük bağıntılarından 12, 16, 20 gelir. Şuraya bir beta dersem tanjant alfa artı betayı kullanıp tanjant alfa belli, tanjant beta belli, tanjant alfa artı betayı bulup şu bölü şundan sonuca ulaşırım. Tamam. Bakar bakmaz bunu gördüm. Ama buradan uzun olacağı belli. Ve soruya ben baktığımda daha kolay bir şekilde bulabileceğimi de söylerim. Çünkü niye? Geometriyi kullanaraktan. Şimdi geometriyi kullanalım. Arkadaş bir üçgenin alanından bahsediyor sana değil mi soruda? Bak şu üçgenin alanından bahsediyor. Arkadaş o zaman çakallık yapacaksın. Bir üçgenin alanın dediğimiz nedir? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'dir. Ben genelde bunu çok severim. E hocam o zaman ben şu tabana ait mi yükseklik çizeceğim? Hayır. Hangi taban verilmişse bu tabana ait yükseklik çizeceğim. Buradan çizeceğim ama çizilen yükseklik sadece bu geniş açı olduğundan dışarıya doğru düşer. Bunu bulursam olay bitti. Tamam. E hocam burada ne var şimdi? Tanjant alfa bak alfaya ait de dik üçgen de oluşmuş oldu. Ben burada 15 tabanına ait yüksekliği bulursam eğer sonuca ulaşacağım. E burada şuraya bir alfa beta demeyeyim de m açısı n açısı diyeyim. Burası da n açısı burası da m açısı. Benim bu üçgenle bu üçgen benzer. Bu 3 4 5'in katı. E o zaman burası da ne olacak? 3 4 5'in katı olacak. Burada m'nin karşısı 3'ün katı ya. m'nin karşısı 3'ün katı. Burası 3k burası da 4k mı olacak? E. E sonra ne yapacağız arkadaş? Alfaya bak. Alfaya ait de dik üçgen. Şurada değil mi arkadaşım? E tanjant alfa 7 bölü 24 demiş. Tanjant alfa 7 bölü 24. O da 4K bölü 3K artı 15 değil mi? 4K bölü 3K artı 15'e eşit. O zaman işler dışlardan olay biter mi? Biter. Hadi bakalım. Bulalım bakalım buradan. En kolayı bence buradan çıkacak. 3 kere 7 21K artı 5 kere 7 35. 105 yapar. Eşittir. 4 ile 24'ü çarpma. 96K mı yaptı burası? Evet. Şimdi at öbür tarafa 105 eşittir. 96'dan 21 çıkınca 5 kalır burada. E, 75 K mı yaptı burası? Evet K'yı da böylelikle 105 bölü 75 olarak buluruz. 5'e bölsen kaç çıkıyor? Hocam 5'e böldüğümüzde 21 çıkıyor. 5'e böldüğümüzde burası kaç çıkıyor? 5'e böldüğümüzde de burası 15 çıkıyor. Yani K 21 bölü 15 çıktı. 4K kaç çıkıyor o zaman? Ya da en son yapalım alanı. Şu üçgenin alanı nedir? Tabanımız 15. Yüksekliğimiz 4K. 15 çarpı 4K bölü 2 isteniyor. E hocam şunlar şunlar gitti. Yani bizden 30K isteniyor. 30 çarpı 21 bölü 15 derdi. Şunlar şunlar sadeleşince cevabı da 42 olarak buluruz. Bence oyun kolayı bu. Diğer türlü şuradan dikten dik çizerek de dediğim şekilde de yapabilirsin. Örnek 27'ye 42 bulduk. Geldik örnek 28'e. Denge konusunda uzman olan Ali, kare biçimindeki özdeş iki tahta parçasını düz bir zemin üzerinde birer köşeleri zemine gelecek şekilde yaslamak istiyor. Arkadaşlar bu kare ya, şunlar şunlar birbirine eşit işte ya, burası 90 burası 90 ya, hocam paralellik çıktı. Aa şurada bir kelebek benzerliği çıktı, kelebekteki oran ne? Bire bir. Yani şu kenarla şu kenar eşit işte oldu. Tamam. Dengeyi sağlamak için iki karenin birer kenarlarının bir bölü üçlük kısımları temas ediyor. Yani ben buraya a a dersem 1 bölü 3'lük kısımları karenin 1 bölü 3'lük kısımları temas ediyor. Yani o zaman burası 2 a ise 1 bölü 3'lük kısmı 2 a ise o zaman 6 a mı yapacak karenin bir kenarı? Evet 1 bölü 3'lük kısımları temas ediyor çünkü. O zaman buraya 4 a kaldı. Hocam burası 6 a. Buraya da 4 a mı kaldı? Evet. Şimdi benden ne isteniyor? İpin yer düzlemiyle yaptığı açının tanjantı. Bu açının tanjantı isteniyor benden. Şuraya alfa buraya beta dersem benden tanjant alfa artı beta isteniyor. Tanjant alfa belli mi belli? 1 bölü 6. 1 bölü 6 artı. Tanjant beta belli mi belli? 4 bölü 6. Sadeleştirme yapmayayım. Bölü 1 eksi çarpımları. 4 bölü 32 ama 36 mı yapar? Evet. Evet çarptım. 4 bölü 36 yaptı. Yukarısı 5 bölü 6 yaptı. Bölü aşağısı Hocam şunlar sadeleştirelim burada bu sefer. 1 bölü 9. 8 bölü 9 mu yapar burası da? Evet. 5 bölü 6 çarpı 9 bölü 8 ters çevir çarptım. Sadeleştir sadeleştir. 3 2 o zaman 15 bölü 16 mı yaptı cevap? Güzel bir soruyormuş. Örnek 28 15 bölü 16 yaptı. Geldik örnek 29'a. O Merkez varsa teğet varsa çek dik değil mi arkadaşım? Çek dik. E hocam çapı 12 ise 6 6 yapar burası. E bu da yarıçap. Çektikten 90. 6 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden burayı 8 bulduk mu bulduk. Hocam şunlar birbirine eşit. Alfa ise burası da alfa. Hmm. Alfa alfa 2 alfa. Arkadaş bu soruyu farklı yollarla yapabiliriz. İlla tanjant A artı B'den yapacaksak. Ben tanjant 2 alfayı biliyorum. Tanjant 2 alfa tanjant alfa artı alfaya eşittir. Bu da tanjant alfa artı tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant alfa değil midir? Evet. Aslında yarım açı formülüne böyle atıfta bulunduk. Aslında ne oldu buradan? 2 tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant kare alfaya eşit oldu. Arkadaşım tanjant 2 alfa da belli mi? Belli. Tanjant 2 alfa 8 bölü 6 eşit. İşte bu 8 bölü 6 eşit. Buradan tanjant alfayı işler dışlar yaparak bulur musun? Bulursun. Birinci yol bu. İkinci yol şu. Büyük üçgene bakabilirsin. Büyük üçgende 8 bölü sinüs alfa e 16 bölü sinüs 90 artı alfa deyip oradan da tanjant alfaya ulaşabilirsin. İkinci yolda, üç, ikinci yolda bu. Üçüncü yolda şu alfaya şu alfaya alfa alfa diye parçalasam 2 alfa ya pardon. A açı ortay 6 bölü 10 3 bölü 5 değil midir? Yani 3 K'ya 5 K'dır burası. A 8 K 8 ise K 1 burası 3 burası 5 çıkar. En kısası da bu oldu galiba açı ortay yapınca oldu galiba değil mi arkadaşım? Evet buradan ne geldi o zaman? Arkadaş tanjant alfaya ben buradan ulaşırım. Tanjant alfada nedir? 3 bölü 6 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 yapar tanjant alfa. Sanırım en kısası buydu arkadaşım. Evet cevap 1 bölü 2 çıktı. Sana 3 farklı yol gösterdim. Birincisi bu. Tanjant 2 alfa tanjant alfa alfa, alfa yazarak. İkincisi şu. 16 bölü sinüs 90 artı alfa 8 bölü sinüs alfa deyip oradan da yapabilirsin. Üçüncüsü de 2 alfayı şöyle alfa alfa parçalayıp öyle yaptım. Geldik bir sonraki soruya. Evet, AB DC isteniyor bizden. Aa, sinüslü kosinüslü isteniyor. Bir dik üçgende Hipotenüs 1 ise y'nin karşısı sinüstür. Sinüs y'dir. Komşusu da kosinüstür. Kosinüs y midir burası? Evet. E hocam bir dik üçgen var burada. Bana şurası lazım. Ve abi artı isteniyor benden. O zaman x açısına baktığında komşu ve hipotenüs var. Kosinüs x aklına gelir. Kosinüs x nedir? A bölü kosinüs y değil midir? A bölü kosinüs y'dir. O zaman a'yı biz ne buluruz? Kosinüs x çarpı kosinüs y olarak buluruz. Sonra şuraya gelelim. Şuradaki dik üçgende bana b lazım e, ee, x 90 n açısı n 90 ise x x açısına göre yazacağım ya x'in karşısı var hiposu var o zaman burada da ben ne derim hocam sinüs x eşittir b bölü sinüs Y'ye yazarım b de sinüs x çarpı sinüs y'ye eşit oldu e ee, benden ne isteniyor arkadaşlar a b artı dc a artı b isteniyor a artı b derim. hocam a cos x çarpı cos y artı sin x a çarpı sin y isteniyor. Arkadaşlar kos kos artı sin sin kosinüs x eksi y'nin açılımı değil midir? Evet kosinüs x eksi y'nin açılımıdır. Yani kosinüs x eksi y aynı zamanda kosinüs y eksi x'e de eşittir. Çünkü kosinüs eksi alfa e, neye ne eşittir? Kosinüs alfa eşit olduğundan dolayı. E dolayısıyla burada ne oldu arkadaşlar? Cevabımız balık kesir çıktı. Örnek 30'da. Güzel bir soruydu. Geldik bir sonrakine. O yüzeyden gitmiş arkadaş. Yüzeyden gitmiş. Yüzeyden buraya gitmiş. Yüzeyden en kısa olan buraya gitmiş. İpler en kısa bir şekilde çekilmiş. Buna göre diyor alfa. Şuradaki alfa açısı nedir? Arkadaşlar yüzeyden götürdüğüm zaman açacağız değil mi? Evet şurayı açalım. Hop yukarıya açtığım zaman. Ben şuradan şuraya getireceksem eğer. Ben açtığım zaman G köşesi buraya mı geldi? Evet. Ben şu yüzey ve üst yüzeyi götüreceksem. Bizim eleman buradan gitmek zorunda değil mi böyle? Evet. E hocam bu yüzey ve sağ yüzeyden gidecekse o zaman sağ yüzeyi açalım bir de. Sağ yüzeyi açtığın zaman da kapıyı açar gibi düşündün şöyle. Hocam şurası 6 iken burası 6 mı oldu? Evet. G de buraya geldi. Hocam bu sefer de bizim eleman böyle gider dümdüz. İşte bu aradaki açı aha da burası alfa isteniliyor benden. Şekil çıktı zaten. Şurası kaçtı 6 ile açtığın zaman burası da 6 burası da 6. Tamam. Şimdi. Oy ne yapacağız arkadaşlar? E belli. Alfanın sağına sonuna bak. Bak burası. Burası A. Burası B değil mi? Evet. E, alfa artı A artı B neye eşit arkadaşlar? 90'a eşit. E o zaman ben tanjant A artı B. Şekil sorularında tanjant A artı B'yi seviyor değil mi? Tanjant A artı B şeklinde yazayım. Tanjant A artı B'nin açılımı. Tanjant A artı tanjant B. Tanjant A belli mi belli? Hocam şuradaki dik üçgenden belli. Ha bu arada sadece ve sadece tanjant alfa artı b'nin açılımını da yapıp da yapabilirsiniz ama 90'a tamamlayanlar daha kolay oluyor. O yüzden böyle yaptım. Tancağı daha buradan belli. 8'si. Burası da 8 ya. Tancağı daha kaç yaptı? 8 bölü 10. Yani 4 bölü 5. Yazdım buraya 4 bölü 5'i. Artı Tancağı B. Tancağı de buradaki dik üçgenden belli. Şu uzunluk 4 ya. O da 4 bölü 14. Yani karşı bölü komşu 2 bölü kaç yapıyor? 7 yapıyor. Hocam 2 bölü 7 bölü 1 eksi çarpımları değil miydi? Evet. Yani 4 kere 2 8 bölü 5 kere 7 35 yapar. Tanjant A artı B'yi buldurur bana bu. E, ee, hocam bunu 7 ile genişlettik. Bunu da 5 ile genişletelim. 4, 28 artı 10'dan 38 bölü kaç çıktı? 35 çıktı burası. Bölü. 35'ten de 8 çıkınca kaç kalıyor? Sanırım 35'ten 8 çıkınca. Ay kafa gitti valla. E, ee, 35'ten 8 çıkınca. 8 5 daha 13. <laughs> 15'ten 8 çıkınca 7. 27 kaldı. Tamam. 27 bölü 35 yapar burası. 38 bölü 35 çarpı e, 35 bölü 27 yaptı burası. Bunlar sadeleşti. 38 bölü 38 bölü 27 yaptı. Neresi? Tanjant A artı B. Değil mi? Tanjant A artı B'yi bulduk. Ama benden ne isteniyor arkadaşlar? Tanjant alfa değeri. Tanjant alfa değeri. Arkadaş şimdi şuna gelelim. Alfa ile A artı B'nin toplamı neydi? 90. Şimdi tanjant alfa dediğimiz bak tanjant alfa dediğimiz 90'a tamamlayan açısını A artı B değil mi? Evet. Kotanjant A artı B'ye eşittir. Ben tanjant A artı B'yi 38 bölü 27 bulduysam kotanjant A artı B nedir? 27 bölü 38'dir. O da kotanjant A artı B'de aynı zamanda tanjant alfa ya eşit. Yani cevabımız 27 bölü 38 yapar. Güzel bir soru. 31. soru. Geldik 32'ye. Şekilde her katı 3 metre yüksekliğindeki 6 katlı bir bina verilmiş. Her katı şöyle. Bak 3, 6, 9, 12 yaptı burası. E, burası da kaç? 6. Hemen yazalım şunları. 6 burası, 12 burası yazdık. Sonra şuradaki mesafede 6 olarak verilmiş. Aa hocam benzerlikten yapabiliriz. 6 bölü 12. Hocam ortadan çıktı bunlar birbirine eşit. 6 ve 18'e bakarsan da o zaman şu benzerliğe bakacaksın. Hocam 1 bölü 3 A ise tamam 3 A, 2 A kaldı. 2A 2A burası daha kaldı deyip şu üçgende işlem yapabilirsin. Ama büyük ihtimalle hocam benzerliği göremedim. İşte burası daha zor geldi bana diyeceksiniz diye buradan çözmeyeceğim. Buradan çözümün devamı ne olacak? Şuraya beta deyip işte tanjant alfa artı beta eşittir. Tan alfa artı tan beta böyle bir eksi tanjant alfa artı tanjant beta deyip sonucu ulaşırsın. Tanjant alfa artı beta belli. 2A bölü 6'dan. Tanjant, tan, alfa belli. Tan beta belli. O da A bölü 6'dan. Tamam. Birinci yol bu olsun. İkinci yol peki ne hocam? Ya arkadaş zaten burası alfa ters açıdan burası da alfa değil mi? Evet. E şimdi burada bir dik yamuk çıktı. Benim de alfaya dik üçgen oluşturmam lazım. Hop şöyle dik dörtgen oluşturursam. Şuradaki dik yamuktan dolayı. Hocam ne güzel bir şey geldi. Şuradaki mesafe isteniyor. Buraya x dedim. Burası da x mi? X. Sonra 6 ise burası 6. E buraya da 6 kaldı. Çok güzel. Şuraya bir beta deyip de işlem yapabilirim. Ya da hocam şuradaki açıyı ya ben alfa deyip şuraya beta deyip e, şuraya pardon n deyip buraya n deyip n eksi m'e de n eksi m alfa diyebiliriz. Ama ben şunu alışkınım genelde. Şuraya beta diyorum. Alfa'ya ait dik üçgen yok ama alfa artı beta ya ait dik üçgen var. Hemen yazarım şuraya. Tanjant alfa artı beta eşittir. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta diyebiliriz. E buradan tanjant alfa artı beta belli mi? Belli. 12 bölü x değil mi? Şuradaki dik üçgenden belli. Hocam orası 12 bölü x eşittir. Şimdi tanjant alfa belli mi? Belli. Kaç? 1 bölü 3 verilmiş zaten soruda. 1 bölü 3 artı tanjant beta belli mi? Belli. 6 bölü x bölü 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 bölü, bölü. çarpımları 1 eksi 1 bölü 3 ile 6 bölü x çarpınca 3 ile 6 sadeleşti. 2 bölü x mi yaptı? Evet. 2 bölü x yaptı. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Haydi bakalım bir şeyler yapalım. Ne yapalım burada? İçler dışlar yapalım mesela. Hocam 12 ile buraya çarptım. 12 eksi 24 bölü x yaptı burası. Değil mi? Bununla da bunu çarpıyorum. Hocam eşittir x bölü 3 artı x ile 6 bölü x çarparsam 6 yapar. Devam. 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 12x. Bak burası 12x eksi 24 bölü x oldu. Eşittir. 6 kere 3 18. x artı 18 bölü 3 oldu burası da. E işler dişler yapalım yine. Hocam buradan x kare artı 18x eşittir. Burayı çarptım. 36x eksi 72 mi yaptı? Evet. Değil mi? İşlem hatası yapmayalım. Yapınca valla kahroluyorum. O zaman hepsini öbür tarafa atalım. x kare eksi 18x değil mi? Artı 72 eşittir 0 oldu. Çarpanlarına ayıracağım şimdi burada. Hocam 9 kere 8 olmuyor. 2'ye 36 olmuyor. 6'ya 12. 6'ya 12 dersem eksi 6 ile eksi 12'nin çarpımı 72. Bu da xx. X. Yani buradan x eksi çapraz toplamları x 18 verdi. x, x 6 ve x, x 12 oldu burası. Hocam bu eşit sıfırsa x'i 6 bulurum. Bu eşit sıfırsa x'i 12 bulurum. Zaten bizden binanın duvara en az uzaklığı soruluyor. En az uzaklığı kaç oldu? 6 oldu. Yani cevap böylelikle balı kesir çıktı. Ve böylelikle bugünü de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda orada da çok güzel şeyler işleyeceğiz. Yarım açı formüllerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.